Bakın arkada kim var, gördünüz mü? Arkadaşlar bugün evde bardakta pizza nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Arkadaşlar... Okey. Bomba bir tarif daha geliyor, evdeyiz ve pratik çekimlerin serisine devam ediyorum. Ben bu tarifi hem pratik bir o kadar da lezzetli bir tarif. Bu tarife bayılacaksınız. Yorgunsunuz, üşüyorsunuz ve böyle... Ya yerim seni ya. Bu tarif tam sizlik bence arkadaşlar. Çok pratik çünkü bulaşık da çıkmıyor. Ve tek bir bardağın içerisine malzemeleri koyacağız ve bomba tarif geliyor. Başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Evin içinden araba geçti. Bu kadar gördüğünüz gibi şimdi yapılışına geçiyorum. Şöyle herhangi bir dakika, bir malzemelerimiz. Un, sosis, kaşar peyniri, sosis yok, salam yemem, sucuk var evde, zeytin var, mısır yok. Sadece sucukla bile yapılır, yenir. Ses mi kayıyor? Ses kaymasını düzeltiyorum. Bir dakika. Bir saniye. Şöyle yapacağız. Sonra şöyle yapacağız. Sonra bitti diyeceğiz. Bu kadar gördüğünüz gibi şimdi yapılışına geçiyorum. Şöyle herhangi bir bardağı aldım. Şimdi bunun içerisine 4 yemek kaşığı un ekliyorum. Un bu var. 1, bu 2, bu 3, bu da 4. Elimde kabartma tozu var. Bundan 1 çay kaşığı kadar alacağım ve bunun içerisine ekleyeceğim. Karbonattan da yarım çay kaşığı kadar alıyorum. Karbonat da var yarım evde. Yarım çay kaşığı ekliyorum bunun içerisine. Şimdi de içerisine süt ekleyeceğim. Süt de 3 yemek kaşığı kadar ekliyorum. Bu 1. Bu 2. Bu da 3. Evet. 1 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Ve şimdi bunu iyice karıştırıyorum. Tüm malzemelerin iç içe girmesi gerekiyor. Böyle tam hamur kıvamında olması gerekiyor. Eğer böyle hamur kıvamına gelmezse, biraz kıvamlı olmazsa ekstradan süt ekleyebilirsiniz içerisine. Çünkü malzemenin cinsine göre değişebiliyor. Allah'ım, hamurun tadı niye bu kadar güzel? Hamurun kıvamı tam da bu şekilde olması gerekiyor. Ya evet Melisa, biz de öyle. Şimdi bunun üzerine pizza sosunu ekleyeceğiz. Ayrı bir kaseye 1 tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. 1 çay kaşığı fesleğen ekliyorum. Var. 1 çay kaşığı da zeytinyağı ekliyorum. Şöyle sarımsak tozum var. Bir parça da sarımsak tozundan ekleyeceğim. Bu yarım çay kaşığına tekabül ediyor. Üzerine çeyrek çay bardağı su ekliyorum ve bunu iyice karıştırıyorum. Bekle. Tüm malzemenin iç içe girmesi gerekiyor zaten. Karıştırır. Hepsini ekle. Bir koku gelmeye başladı benim burnuma. Çok güzel ya. Şuna bakın, kıvamı da tam istediğimiz gibi aynen bu şey. Bu arada size bir şey söyleyeceğim. Mesela sabah kahvaltılık hazırlıyorsanız eğer, ekmek dilimleyin, tamam mı? Üstüne bunu şey yapın. Bunu sürün. Çok az bir, yani hangi peyniri isterseniz, kaşar olur, normal sevdiğiniz bir peynir olur, koyun fırına, verin. Bu şekilde olması gerekiyor kıvamının. Pizza sosumuz hazır. Bu eziyeti neden kendimize yapıyoruz? Sosundan ay, bir kaşık alıyorum. Kekma. Bir tatlı kaşığı kadar bardağın yaparım içerisine diye ekliyorum ve ay, her tarafına yayıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar daha koyacağım. Bu tamamen size kalmış. Biraz daha fazla koyabilirsiniz. Böyle her tarafına yediriyorum. Tam yüzey kısmına. Sadece yüzey kısmına yedirmeniz yeterli. Şuna bakın ya, mis gibi gözüktü. Şimdi bunun üzerine malzemelerini ekliyorum. Rendelenmiş kaşarından böyle yarım avuç kadar alıyorum ve iç kısmını ekliyorum bardağın. Böyle yüzey kısmı salçanın üzerinde böyle kaşarlı olsun ya istiyorum. Ya bir şey söyleyeyim mi bu arada? İyi. Tam sahurluk, bundan böyle 5 fincan yapacağım. 5 fincan yiyeceksin, bütün gün acıkmazsın. Sosisim var. Sosisimden 2-3 parça ekleyeceğim içerisine. Sosislerimden böyle serpiştiriyorum içerisine. Yavaş oturmaya başladı. Kardeşim niye bir fincan yapayım ki? Bundan sonrası tamamen size kalmış. Ne eklemek istiyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Ben mısır ekleyeceğim bir parça. Böyle aralarına ekleyeceğim. Üst katmanına da ekleyeceğim bunu tabi. Çili biberim var. Bundan da ekleyeceğim içerisine. Başta şu şekilde uç kısmını aldım. Ama susuzluk dönemesin. Ben çok susamıyorum. Aynı şekilde yeşil biber var. Onu da kenarına atıyorum ve bundan da ince ince ufak parçalar doğruyorum.
ekliyorum. Bardağın içerisine ekliyorum. Böyle istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Burada tamamen olay sizde. Bir parça salamım var. Şöyle ufak parçalara ayırıyorum salam. Ben salam hiç sevmem. Ufak parçalara ayırabilirsiniz. Bir parça büyük de bırakabilirsiniz. Benim için bu ufaklık yeterli. Yine içerisine istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben böyle 3-4 parça ekleyeceğim. Ya niye tepside yapayım işte? 5000 can yaparım işte. Bardağın içerisine ekliyorum. Candan hoş geldin. Evet. Sucuklarımdan ekleyeceğim. Şöyle sucuk da dediğim gibi istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Ben 3 parça ekledim. Ve siyah zeytini pizzaya çok yakıştırdığım için böyle siyah zeytin de ekliyorum aralarda. Yine bu kata da kırmızı biber ekliyorum. Yeşil biberden ekliyorum. Birkaç parça salam ekliyorum. Birazdan mısırımdan ekleyeceğim. Ya şuna bakın ya. Dışarıda ne oluyor? Bir dakika. Dışarıda bir şey oluyor çünkü. Allah! Oha! Size bir şey diyebilir miyim? Dışarısı anormal kalabalık. Anormal kalabalık dışarısı. Ne, bir şey mi oldu? Bir kutlama falan mı var ki? Öyle böyle bir kalabalık yok dışarıda. Vallahi. Olay molay mı oldu, bir şey mi? Kütahya'nın kurtuluş yıl dönümü mü? Yani çıkılmaz dışarı. Üf Allah'ım yeter, çok sıkıldım salak insanlardan ya Rabbim. Ya tablo gibi oldu, çok güzel oldu ya. Düşünsenize ya, böyle bardakta pizzanızı yapmışsınız ve şimdi bunu gerçekten artık tablo gibi oldu. Geçeceğim. Çok muazzam gözüküyor ya. Bunu mikrodalga fırında 3 dakika boyunca pişireceğim. Sadece 3 dakikada pizzanız hazır. Düşünsenize 3 dakikada giriyorsunuz. Hamuru mayalamaya gerek yok. Kesinlikle malzemeleri içerisine atıyorsunuz ve karıştırıyorsunuz. Hamurunuz hazır. Üzerine istediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve bunu mikrodalgaya ekleyeceğim ve 3 dakikada pişecek. İsteyen normal fırında 6 dakika o zaman. Performansı bir tık daha düşük olabilir. Hiç denemedim. Deneyebilirsiniz ama dakika olarak biraz daha uzun sürebilir. 10 şimdi dakika. Mikrodalgaya verelim. 250 derece. Mikrodalgamı P100'e getiriyorum. Mikrodalganın en güçlü seviyesi. Bunu onaylıyorum. Şimdi bunu de onaylıyorum. Ayarlayacağım. Zamanına basıyorum ve şöyle tam tamına 3 dakikaya yok getiriyorum. Yok mutfak yayınımız. Hayır, yok mutfak fazla yayınımız. Oldu. Yok. Şimdi düzelttik. Bunu da onaylayacağım. Tabii onaylamadan kapağını açıyorum ve şu aparatı içerisinden alayım. Bardağı içerisine ekliyorum. Size tek bir şey diyeyim. CZN Burak, Nusret, bakın dalganıza. Bakın dalganıza hadi kardeşim hadi. Hadi. Herkes baksın dalgasına. Kapağını kapatıp ve bunu başlatıyorum. Evet, pişmeye başladı. Muazzam tam 3 dakika bunu dediğim gibi hadi pişiriyoruz. Evet, olsun, son hadi. 4 saniyesi kaldı. 3, 2, 1 ve şimdi açıyoruz. Söndür, pişti. Bakalım nasıl olmuş, ben de çok merak ediyorum. Şöyle dışarı çıkarıyorum ve şunun görüntüsüne bakın ya. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Allah'ım. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Şöyle kıvamını göstereyim size. Şuna bakın ya. Gerçekten çok güzel. Şöyle bir tane ağzının tadına bakıyorum. Ağzının suyu gitti yemeyeceğim. Sucucuk böyle. Ya bildiğin pizza bu ya. Ya gerçekten. O böyle fırına verdiğiniz ya dışarıdan aldığınız pizzaların lezzetiyle resmen aynı ya. Gerçekten çok muazzam olmuş. Böyle. Bir tane daha tadına ağzından bakacağım. Ağzından niye karışın? Şöyle ooo. Ya yapmaya gitmeyin ya. Hayır yapmaya gitmeyin. Ben gidemiyorum. Gitmeyin yapmaya. Diye evet işte. Allah'ım. Hayır sakın yapmayın. Yapmaya gitmeyin ya. Ben oturuyorum burada. Siz de oturun. Haksızlık. Haksızlık kardeşim. Bu tarafındaki katmandan da alacağım. Şuna bakın ya. Ya çok kısa bir sürede gerçekten pizzanın yerini tutabilecek bir tarif. Şöyle devam ediyorum tadına. O ekmeği de çok güzel olmuş. Bitirdim bizi Paris, siz beni bitirdiniz. Kardeşim ben nasıl... Kapa yeter. Yeter. 3000 kilo olamayacağım. Hayır istemiyorum. Hayır istemiyorum işte.
yapıp DC'den fotoğrafını atarım. Hakkımı helal etmem size. Duydunuz mu? Size hakkımı helal etmem. Ya hepsini o kadar kolay ve basit yapıyor ki.